Evet, öncelikle size teşekkür ediyorum. Bizi, esnafımızı, sanatkarımızı kamuoyuyla buluşturup bilgilerimizi aktarmış oluyoruz. Sayın Bakanımız geçen hafta Ordu ziyaretinde bölgenin talepleri ve ihtiyaçları konusunda yerel yöneticilerden bilgi alırken, tabii Ünye ile ilgili, Ünye'deki siyaset arkadaşlarımız, yerel yönetici arkadaşlarımız, yani ilçe başkanımız, belediye başkanımız diyelim. Bunlar da Ünye ile ilgili verdikleri yapılması gereken projelerle ilgili içinde Ünye Sanayi Sitesi de vardı. Tabii ki Ünye Sanayi Sitesi 1980'li yıllarda yapılmış. 1987 yılında faaliyete geçmiş. O yılların projesiyle yapılmış bir sanayi sitesiydi. O günlerde bir otomotiv sektöründeki bir aracın boyu 11 metre, o tarihteki 302 otobüslerin, yani bizi şehirler arası taşıyan otobüslerin uzunluğu 11 metre civarındaydı. Yükseklikte 1.80, 2.20 civarında. Ama bugün günümüze geldiğimiz zaman o otobüsler gitti. Yerine kocaman araçlar, kamyonlar, tırlar geldi. Bunlar bırakın sanayi sitesinin içine girmeyi, önüne bile yanaşamaz hale geldi. Çok isabetli bir bakanımız açıklama yapmış oldu. Tabii ben otomotiv sektörü derken imalatla ilgili plastik doğrama, mobilya sektöründe de o gün bir Polonya, bir Hızar şerit makinesinin boyu 2 metre, 1,5 metre, ama bugün günümüze geldiği zaman bir CNC makinenin boyu 12 metre. Haliyle Ünye Sanayi Sitesi şu an yetersiz bir durumumuzda. Bunun yanı sıra da şöyle bir sıkıntımız var sanayi sitesinin dışında. Biz mevcut Ünye Sanayi Sitesi'nin yanı sıra orada mevcut 265 iş yerimiz varken zamanla bölünüp yetersiz olduğundan dolayı 315'e çıktı. O 315 dükkan orada işlevini devam ederken yıllar içinde şehrin muhtelif yerlerinde, mahallelerde, ev altlarında veya gecekondu tabirindeki kulübelerde odamıza kayıtlı, sanayide olması gerekip ve olamayan arkadaşlarımız 230 adet. Onun yanı sıra imalat sektöründe büyümek isteyip de büyüyemeyen, yeri olmayan da 150'yi aşkın orta ölçekli esnaf ve sanatkarımız burada bizden heyecanla bir haber bekliyor. Bunun için Ünye Sanayi Sitesi evet gerekli, değişmeli ve hiç ivedikle, yani en kısa bir zamanda bu işe başlamak gerekir. Ancak tabii ki konunun mahtabı Ünye Belediyesi'dir. Ünye Belediyesi şehir planı yaparken acaba işte sanayi sitesi için elinde hazır bu kadar esnafı, bu kadar sanatkarı oraya sığdıracak yeri olup olmadığını, tabii ki bunu belediye başkanımızla görüşmemiz gerekiyor. Onun için Sayın Bakanımızın yapmış olduğu açıklamadan dolayı ben esnafım, sanatkarım, yönetim kurulum ve şahsım adına Sayın Bakanımıza, Ordu Valimize, Ünye Kaymakamımıza, bölgemizin milletvekillerine, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Ünye Belediye Başkanımıza ve Ünye İktidar Partisi ilçe başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah kısa bir zamanda bu konu çözülür, işleme de başlanır diye düşünüyorum.